İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kısa adı UKOME olan, yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi arasında bir zam kavgası, bir zam yarışı var. Peki ne kadar zam yapılması gerekiyor Ekrem İmamoğlu'na göre? Çok değil canım, %40. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce abi neler söylüyor ya? Öyle şeyler söylüyor ki İstanbul'da ulaşım kâr edilecek bir alan değil. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşmasını dinlediğimizde, hani Murat Ongun diyor ya, İBB'yi ve İYT'yi batırmak istiyorlar. Yani batırmak isteyen aslında belli. Batırmak isteyen daha belediye başkanı olmadan yola çıkmış ve demiş ki ucuzlayacak. İstanbul'da ulaşımda kâr etme olmayacak demiş. Şimdi kim batırmak istiyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kısa adı UKOME olan, yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi arasında bir zam kavgası, bir zam yarışı var. Şimdi belediye diyor ki kardeşim benim zam yapmam gerekiyor. Niye? Niye olsun kardeşim? Bak akaryakıt fiyatları her gün 1 lira 2 lira artıyor. Bak neredeyse 25 liraya geldi akaryakıt fiyatları. Benim burada zam yapmam lazım. Yani akaryakıta yapılan bu kadar zamdan sonra benim ulaşıma zam yapmam gerekiyor. Peki ne kadar zam yapılması gerekiyor Ekrem İmamoğlu'na göre? Çok değil canım, %40. %40, sadece %40. İşte bu zam kararı sadece Ekrem İmamoğlu böyle aklına eseni yapamıyor. Yani ben zam yaptım, hadi arkadaşlar bugünden itibaren İETT otobüslerine şu kadar paraya bineceksin, şöyle olacak, böyle olacak diyemiyor. Nasıl belirleniyor bu fiyatlar? İşte Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileriyle birlikte orada tartışılıyor. Böyle bir masa etrafında sonra oylamaya sunuluyor. Bu zam yapılsın mı, kabul edenler, kabul edenler el kaldırıyor, kabul etmeyenler de hayır diyor ve çoğunluk neyse ona uyuluyor, toplantı bitiyor. Bu kaç aydır böyle devam ediyor. Bu arada hatırlatalım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şubat ayında da %36 teklifini yapmıştı. Niye? O zaman akaryakıt fiyatlarına biraz daha az zam yapılmıştı. Şimdi Mart'ta uçtu, hakikaten uçtu. O da ona göre diyor ki %36 4 puanlık daha ekledik, buna göre bir zam yapalım. Olmaz. Oy çokluğuyla reddedildi. Bu toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir teklifte daha bulundu. İndirimli öğrenci kartlarının 25 yaş sınırıyla sınırlandırmasını istedi. 25 yaş altı olanlar standart tarife 78 lira, 25-30 yaş sınırı 267 lira, 30 yaş üstü de 390 lira olması teklif edildi. İBB'nin bu teklifi de reddedildi. Bu arada hatırlatalım, 2021 yılının Aralık ayında yine zam teklifi gelmiş İBB tarafından ve burada bir karar verilmiş, olumlu bir karar. %27 oranında bir zam yapılmıştı, onu da hatırlatmış olalım. Ulaşıma zam reddedilince UKOME tarafından oy çokluğuyla, Ekrem İmamoğlu değil de Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı, basın müşaviri, yani her şeyi diyebileceğimiz Murat Ongun bir açıklama yaptı. Dedi ki akaryakıta tarihte görülmemiş bir zam yapıldı. İBB 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye'nin tüm büyük şehirlerindeki UKOME'lerden zam kararı çıktı. İstanbul'da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İET'yi batırmak. Valla bu UKOME İstanbul'da İBB'yi ve İET'yi batırmak istiyor mu onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce abi neler söylüyor ya? Öyle şeyler söylüyor ki İstanbul'da ulaşım kâr edilecek bir alan değil diyor. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak diyor. Ekrem Bey bir dinleyelim bakalım. İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz de. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değil. Vallahi Ekrem Bey böyle demiş. Yani ucuzlayacak dememiş yani kardeş.
ben 5 yıl İstanbul'u idare edeceğim. Benim önüme böyle bir metin getirdiniz. Ulaşım ucuzlayacak, kesinlikle ucuzlayacak dedirtiyorsunuz bana. Ama yani kardeş bak 5 yılda akaryakıt zammı olacak, şu olacak, bu olacak. Yani yapmayın, etmeyin dememiş. Ne demiş? Kesinlikle ucuzlayacak demiş. İstanbul'da ulaşım kar etme alanı değil. Büyük konuşmuş Ekrem İmamoğlu. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşmasını, bu vaadini daha doğrusu dinlediğimizde hani Murat Ongun diyor ya İBB'yi ve İYT'yi batırmak istiyorlar. Yani batırmak isteyen aslında belli. Batırmak isteyen daha belediye başkanı olmadan yola çıkmış ve demiş ki ucuzlayacak, İstanbul'da ulaşımda kar etme olmayacak demiş. Şimdi kim batırmak istiyor? Yani Ekrem İmamoğlu o günlerde günü kurtarmış. Yani bugünleri hesaplayamamış. Bugünleri hesaplayamayan bir kişinin bu kadar iddialı bir çıkış yapması ve millete böyle bir umut vermesi, millete böyle bir vaat vermesi ve bunun karşılığını da alması, bu vaatlerde bulundu. Yani su ucuzlayacak, ulaşıma zam yapılmayacak, şu olacak, bu olacak. Bol bol keseden hani rahmetli Demirel'in seçim öncesinde gelip ya ben yarın iktidar olduğumda Boğaziçi Köprüsü'nü ücretsiz yapacağım demesi ve yapmaması. Şimdi bu da böyle bir şey. Böyle bir şey yaptığınız zaman da şimdi ben bu UKOME'deki bu arkadaşları bilmem tanımam, orada kimler var onu da bilmiyorum. Niye sürekli böyle red karar alıyorlar gerçekten bilmiyorum. Yani siyasi mi davranıyorlar yoksa İETT'nin şu anda karda olduğunu mu, böyle bir zammın gereksiz olduğunu mu düşünüyorlar bilmiyorum. Ama Türkiye'deki akaryakıt zamlarını göz önüne aldığımızda hani %36 gibi bir zam önermişler geçen ay. Aralık'ta da %27 gibi bir zam yapmışlar. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Nasrettin Hoca ne diyor? Sen de haklısın, sen de haklısın diyor. Yani herkes haklı burada. Peki haksız kim? Vallahi haksız da Ekrem İmamoğlu. Yani bu vaatte bulunmayacaktı. O toplantıda bulunan kişiler karşılıklı oturuyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Aralık'ta bir zamdan bahsediliyor %27 gibi. Hadi Şubat'ta 36 getirdiniz. Baba böyle her ay her ayda ulaşıma da zam. Hani biz akaryakıttan dert yanarken ulaşıma da her ay farklı bir zam mı gelecek? Sen de haklısın, sen de haklısın ama Ekrem Bey kusura bakma. Sen seçilmek için bu kadar vaatte bulunduysan ve seçildiysen ve yaklaşık 1,5-2 yıldır sürekli bu zam haberleriyle gündemdeysen kusura bakma burada tek haksız olan sensin. Murat Ongun İETT'yi ve İBB'yi batırmak istiyorlar sözüne gelince Murat Ongun'un bu iddiası doğruysa hakikaten İETT'yi ve İBB'yi batırmak isteyen birileri varsa yani her şeyden önce yani sadece İETT ve İBB'yi batırmış olmayacak, Türkiye'yi batırmış olacak. İETT ve İBB battığı zaman bunun faturası kime çıkacak? Vatandaşa çıkacak. Murat Ongun'un bu çığlığı doğruysa, alt kademeden birileri böyle bir şeye tevessül ediyorsa, böyle bir adım atıyorlarsa, böyle bir siyaset güdüyorlarsa, ya ne olursa olsun böyle bir şey doğru değil. Böyle bir adımın atılması bile doğru değil. Ya İBB'nin batırılmasından bahsediyor Murat Ongun. İETT'nin batırılmasından bahsediyor Murat Ongun. Şimdi İETT otobüsleri sürekli yolda kalıyor. Bunların yenilenmesi lazım. Murat Ongun diyor ki biz her ay 10 milyar sübvanse yapıyoruz. Cepten harca harca nereye kadar? Ne diyorsun Hadi Üçük? Yani bu zamlar yapılmalı mı yapılmamalı mı? Valla bana göre yapılmamalı ama belediye sürekli diyor ki kardeş olmuyor, yetmiyor. Akaryakıt zamları %36, %40 bu zamı yapmam lazım diyor. Bu tarafta diyor ki yapmıyorum kardeşim. Doğru bulmuyorum, kabul etmiyorum. Nereye gidecek? En sonunda bu şeye benzedi. Bir ara 12 Eylül'den önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilemiyordu böyle. Yani sürekli toplantı yapılıyor, sürekli yeterli oy yok, yeterli oy yok ve en sonunda darbe oldu. Şimdi bu UKOME toplantısında da karar çıkmıyor bir türlü. Ne olması lazım? Bir darbe mi olması lazım illa? Bir karara bağlamaları lazım. Eğer sıkıntı varsa bu sıkıntının da giderilmesi lazım. Bu işin siyasete alet edilmemesi lazım. Yani her kayıp bizim cebimize fatura olarak, her kayıp bizim zararımız. Yani Ekrem İmamoğlu'nu biz cezalandıralım derken vatandaşı da cezalandırmayalım derim. Benden bu konuda bu kadar arkadaşlar. Sizin söyleyecekleriniz vardır herhalde. O zaman parmakları konuşturalım.
Hadi bana eyvallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.